Çabamız olsun biraz Geleceğe Karşı Miras adlı programımızın bu defaki konuğu aslen Sayfiye Mahallesi'nden olup şu anda Dairende Merkezi'nde emekli olan, şoförlükten emekli değil mi efendim, öyle diyelim. Aslında çok yelpazeli bir hayat, yaşam felsefemiz, tarzımız var ama biz şoförlük üzerine mi ya da Orhan abimiz, bizim Orhan Ormancı abimiz diyelim, artık o ilerleyen zamanlarda bunun durumu kendi, bunun adını siz koyun sevgili seyirciler. Efendim Orhan Bey, öncelikle sizin Dairende de sevilen bir sima ve köklü bir aileden geldiğinizi biliyoruz. Yara şöyle diyelim, hangi aileden ve nerede doğmuşsunuz? Oradan başlayalım efendim, buyurun. Ben Orhan Ormancı, Sayfiye Mahallesi doğumluyum. Anam Kılıçbağ Mahallesi'nden, babam Sayfiye'den, asılları Ormancı ailesinin, Ali Ormancı'nın oğluyum. 1957 doğumluyum. İşte Dairende'de doğdum, büyüdüm, Dairende'de de yaşamaktayım. Allah ömür verirse ömrümün geri kalan kısmını da Dairende'de tamamlamayı düşünüyorum. Genel olarak esnaflıkla iştigal ettik. Yaşantımın büyük bölümü otobüsçülük yaptım, şehirler arası otobüsçülük 30 yıla yakın. Efendim oralara geleceğiz. Yalnız şimdi şu şekilde başlayalım. Sayfiye Mahallesi'nde doğdunuz. Sayfiye Mahallesi'nde doğdum. Babanız ne iş yapardımış? Babam esnaftı. Evet. Esnaflıktan sonra işte yaşlanınca mahalleye yerleştik. Ben ilkokulu Sayfiye İlköğretim Okulu'nda bitirdim. Öğretmeninizin adı, o günlere biraz atıfta bunlar. Şimdi öğretmenlerimiz de Hacı Ahmet Ağoğulları vardı, Talat Yılmaz Soylu vardı. Adnan Öğretmen diye soy ismini hatırlayamayacağım şimdi bir öğretmenimiz vardı. Zaten birleşik sınıftı biz. Birinci sınıf. 2, 3, 4, 5 olarak okuduk. Evet. İşte ilkokulu bitirdikten sonra da ben ticari hayata başladık. İşte araçlarımız vardı. Biz nakliyecilik yaptık ki uzun yıllar. O madenlerde damperli kamyonumuz vardı. Hekim adı. O kısmı efendim biraz sonra açacağız. Şimdi, o zaman siz söyleyin, ben cevap evet. Tamam. Şimdi tabii Sayfiye Mahallesi'nde ilkokulu bitirdiniz. Evet. O dönemde fazla araç yoktur Dairende'de. Yok. Araba yoktur. Yoktu, evet. Bildiğimiz belki sizin dönemde yeni belki de Dairende'ye araçlar gelmeye başlamıştır. Mahalleler arası taksi işletmeciliği taksi var mıydı efendim? Taksi yoktu. Jeep vardı. Bizim Willys marka Jeep'imiz vardı. Evet. Abilerim rahmetlikle Jeep, işte piyasaya taksi niyetine Jeep çalıştırdı. Evet. Yani ben çocuk yaşta ilkokul çağlarında o Willys Jeep'te araba sürmeyi öğrendim. Ne güzel. Ondan sonra da işte aile mesleğimiz gibi bir şey oldu. Devam ettirdik bu yaşa kadar. 2005 yılında ben nakliyeciliği, şoförlüğü bıraktım. Sayfiye Mahallesi'nden Dairende'ye gelmeniz neden neydi ve kaç yılında geldiniz Dairende'ye yerleşmeniz? Dairende'ye yerleşmem, benim kendi çocuklarım eğitim çağı geldiğinde Dairende'ye, merkeze yerleşme nedenimiz okul, ortaokul, lise çocukların tahsil durumu vardı. Onun için merkeze yerleştik. Merkeze yerleşince işte esnaflık da olunca akşam gitmek, sabah gelmek, kışın problem oluyordu. O zaman karbol yağardı, araç çıkmazdı. Şimdiki gibi değildi o yıllarda. Buna mecbur kaldık yani çarşıya. Ondan sonra da işte İş düzenimiz çarşıda olunca geri mahalleye dönemedik. Ha, mahalleyle irtibatımızı kesmedik. Bahçelerimiz var, kayısı bahçemiz var, elma bahçemiz var, baba yurdumuz var. Bunlara tabii gidip geliyoruz zaman zaman. Onları da iştigal ediyoruz. Onun dışında da işte çarşıda biz çocuklarım Zafer Turizm Dairende temsilciliğini yapıyor. Biz de onlarla beraber işte destek oluyorum onlara. Yanların yanı sıra bu işleri devam ettirmeye çalışıyoruz. Evet, böyle kısa bir girişten sonra Orhan abimiz Dairende'nin sevilen simalarından olduğunu baştan söylemiştik. Tabii kendisinin
sohbet ortamlarında maden dairelerinin bir zaman gelir kaynaklarından olan BMC kamyonuyla Çekiman'dan şeye değil mi efendim? 1976'da başladık madene. Çekiman'dan, Beveci'den, Karakuz'dan istasyona maden taşırdık. Demir istasyonuna değil mi efendim? İstasyonuna, evet. Tren istasyonuna, yani istasyon dediğimiz. Bunlar trenle İskenderun'a giderdi. Ondan sonra işte devam ettik. Uzun yıllar Divriği'de maden çektik. Divriği'de maden ocağının A kafası, B kafası, C kafası diye bölümlendirilmiş madenin şeyleri vardı, derecelendirilmiş isimleri vardı. Oralardan istasyona maden indirdik. Ondan sonra o işler artık biraz şey olunca otobüsüyle döndük. Peki efendim o şeyde maden çekildi dönem ne kadar sürdü? 4-5 yıl sürdü mü? Yani yaz aylarında zannediyorum. Ya zaten yaz aylarında, kışın olmuyordu. Evet. Şimdi bizler çalıştırmadılar. Yani o sürdü de biz yaklaşık 3 yıl falan çalıştık. Evet. O maden işi devam etti ama kendi ilçeler kendi araçlarıyla çektiler. Bizleri çok şey yapmadılar, müsaade etmediler çalışmalarına. O zaten mutlaka bir iller ilçeler arası bir rekabet, olur. Oluştu. Çünkü biz ekme ihtiyacımız varken dışarıdan gelip birisi niye geliyorsun diye. Evet. Diye zaman, orada da tecelli etti mi? Zaman zaman zarar verdikleri oldular. Gerek evet. Önümüzü kestiler, gerek arabalarımızı kurşun sıktılar. Öyle ona benzer bizleri dışlayıcı hareketlerde bulundular. Evet. Ama biz yılmadık. Para kazandığımız sürece dairenden olarak tüm arkadaşlarla, hemşerilerle biz o işlere devam ettik. Efendim otomotiv sektörünün zirve yaptığı bir dönemdeyiz. Bugün belki hiçbir tır şoförünün otelde yattığına şahit olmuyoruz. Evet. Webesto evet. Denen bir sistemle evet. Şoför muhallinde yatılıp kalkıyor. O kadar otel odasından daha mükemmel. Doğru. Ama eskiden BMC vardı. Evet. Belki de saç evet. Yığını ya da demir aynen. Yığını olarak nitelendirebiliriz. O günlerin de belki en güzel araçlar onlardı. En güzel tutulan araç neden BMC'ydi efendim? Şimdi en tutulanı demeyelim de ona en ucuzu diyelim. Ondan dolayı. Ondan evet. Dolayı biraz daha rağbet görüyoruz. Kemikli miydi efendim? Yani insanı kıyardı. Yani belki de BMC değil mi? Nasılsa ucuz vuralım işte rampaya vuralım falan gibisine. Orada kıyamazlarmış değil mi? Tabii efendim? Ford biraz nazikti BMC'ye evet. Göre. BMC biraz daha dayanıklıydı. Şimdi işte o zamanlar öyle araba çeşidi fazla yoktu. Bizim yani nakliyeciliğe başladığımız dönemlerde marka sayıları sayılıydı yani BMC, Ford, Dodge gibi evet. Böyle 3-5 segmentte arabalar evet. Vardı. Bunların içinde de işte bütçe olarak bizlere uygun olan BMC'ydi. Evet. Öyle olunca BMC almayı tercih etmişti hemşehrilerimizin hepsi. Bir iki tane işte bir baban rahmetliğin Bedford'u vardı, bir Fiat Hasan'ın Ford'u vardı. Diğerleri hep BMC'ydi. Evet. 60'a yakın dairendemizin o zaman maden evet. Çeken damperli araçları vardı. Hatta kooperatif de var. Taşıyıcılar kooperatifi mi vardı? Yok o zaman yoktu. Daha sonra yani çok sonra kuruldu. İplik fabrikasıyla. Evet fabrikada evet. Buraya iplik fabrikası kurulduktan sonra kooperatifleşme oldu. Yani o zaman bireyseldi. Herkes kendi imkanlarıyla evet. Alıp çalıştırıyordu. Evet. O dönemde, maden çektiğiniz dönemde yıllara olarak hangi yıllardı? Onu bir... 76, 77, 78. Biz 3 yıl, yani benim yaptığım evet. Şeyi anlatıyorum. Evet. Ondan sonra ben 78'de kamyonculuğu bıraktım, otobüsüyle döndüm. Evet. Evet. Otobüsüyle geçmeden bir şeyi atlamak istemiyorum. O dönemde... Maden çeken şoförlerden anımsadığınız isimleri noktasında bize söyleme şansımız var mı? Ya çok tabii olmaz olur mu işte. Babam rahmetli Ateş Ali Ateş, vardı. Ateş abi evet. Hasan Kumtepe, Kıdemli derdik, Memeli Kumtepe. Evet. Efendime söyleyeyim, Recep Buyurgan, Hacı Osman Siverekli, Zengibar Mehmet Terzi, Zeyveli Mehmet Ulu. Evet. Rahmetli Hacı Niyazi Efe evet. Yani hemşehrilerimizin İsmail Önel vardı, rahmetli Hacı Çalık vardı, kardeşi Yaşar Çalık vardı, işte Bekir Terzi vardı,
efendim Yunus Karaman vardı rahmetli. Maşallah, evet. Yani şu anda hatırlayamıyorum ama hepsini bir evet. şey yapar, kaleme dökersem evet, evet. hepsinin ismini evet. sayarım. Efendim ben özellikle babamın rahmetlinin akşam bize gelen başka bir şoför arkadaşıyla yaptığı sohbetlerden anladığım kadarıyla köyler arasında çok tatlı bir muhabbet olurmuş. Bu muhabbet çerçevesinde maden zamanı aranızda geçen çok güzel bir diyaloglar ya da bir anınız var mı? Bunu anlatabilir misiniz? Mesela siz aklınızda geçen olanı bilmiyorum ama Bemece alıp da başka şey mi olacaktı gibi babamın bir şey olmuş. Buyurun efendim. Ya şimdi o biraz belki şey değil ama. Tamam efendim başka. O şöyle oldu. Bir komşumuzun birinin kız çocuğu olmuştu. O zaman telefon yok işte, belli yerlerde telefonlar var. Bir müjde götürdüm. Dedim ki böyle böyle enişte, ismini de söylemeyelim belki şey olur. Tabii, tabii. Bir kız çocuğum oldu, gözün aydın deyince Ateş Ali rahmetlik dedi ki ne bekliyordunuz oğlum dedi. Bemece sürüp de erkek evladımı bekliyorsunuz. Benim gibi Bedford sürüp ki 5 tane oğlanınız olsun evet, gibi. Evet. Böyle bir diyalog oldu, bir şaka geçti evet. aramızda. Buna benzer işte yani illaki güncel evet. konularda sohbetler, evet. şakalar. Evet. Çünkü gurbettesin bir yerde yani evin tabii yok, ki, tabii. Ekmek getirenin yok, yemek pişirenin yok, çamaşırını yıkayanın yok. Herkes birbiriyle dayanışmalı. Evet. O işte ev evet. tutuyorduk, birlikte kalıyorduk, yemeğe aşçı tutuyorduk. Onları yapıyordu. Öyle işte yani güncel şeylerle iştigal ediyorduk. Paylaşımlı oluyorduk. Birlikte arkadaşlarla hoş vakit hayatı geçirerek işte deminki dediğim gibi sohbetlerimiz, şakalarımız da güncel oluyordu. Mutlaka. Efendim sizin kendi kullandığınız araba cinsinden söz ederek başlayalım da. Şimdi evet. Her arabanın çünkü farklı bir şeyi var. Maden çekerken bir aracın en fazla şey ya bir cam kesmedir ya makas kırmaktır. Öncelik derken bunların en çok başınıza gelen hangisiydi? Şimdi rampa çok dik ve uzun olduğu için en çok arabalarımızda bize şey veren, sıkıntı veren fren olur. Evet. Yani bir haftada balataların gittiği olurdu. Çünkü sürekli inişte hep evet. fren kullanıyordu. Onun dışında da işte yollar engebeli, asfalt değil, stabilize yollar. Badal çukur oluşuyordu, makas kırıyordu tabii. Şimdi öyle olunca lastiklerin arasına taş alıyordu, lastikler top atıyordu. Yani çeşitli buna benzer illaki şeyler oluyordu. Farklı. Evet. Arızalar mı diyelim artık, eksiklikler mi diyelim. Bunları zaman zaman yaşıyorduk. Onları da kendimiz zaten kendi imkanlarımızla çözüyorduk. Yani öyle usta aramak veyahut da tamirhanelerde gezme gibi değil de deminki dediğim gibi dayanışmayla o arızaları kendimiz giderebiliyorduk. Evet. Şimdi efendim tabii maden olayını askerden önce miydi sonra mıydı? Ona ben şey yapacağım. Askerden sonra. Sonra. Evet. Askerliği nerede yaptık bu arada efendim? Askerliği Acem Birliği'm Kütahya'ydı. Havacı mıydı? Havacıydı. Usta evet. Birliği'm de İskenderun'du. Evet. İskenderun'da yaptım. Tamam. Yani askerliği bitirdikten sonra mı evlendiniz önce mi? Sonra askerden geldim. Askerden geldikten yaklaşık 3 yıl falan sonra. Tabi bu arada Sayfiye'de oturuyordunuz. Tabi Sayfiye'de oturuyordunuz. Çarşıya yani tam şey olarak tarihini hatırlayamıyorum da evlendim. İşte iki çocuğum vardı ben çarşıya göçtüğümde. Evet. Üçüncü çocuğum çarşı merkezinde oldu. Evet. O zamana kadar işte diğerlerinin ilkokul sıkıntılıydı. Ortaokula başladılar. Böylece günlük gidip gelme bayağı yorucu oluyordu. Evet. Evet. Onun için imkanlarımız öyle dolmuş molmuş belediye yoktu. Hizmeti yoktu o evet. zamanlar. Öyle olunca kışın çarşıya gidip yazın tekrar mahalleye dönüyorduk. Öyle olunca da işte şartlar bizi tabii ki. Merkeze yerleşmeye mecbur etti.
Tabii bu arada tabii askerlikten sonra bir müddet belki daha şoförlük devam etti ama ondan sonra da otobüste. Ona geçişiniz nasıl oldu efendim? Yani mutlaka birisi tavsiye etmiştir, gelin bizim otobüste çalışalım falan demiş olabilir. Ona da o zaman Malatyalılar firması vardı. Evet. İşte bir şoför bizi tavsiye etmişler, kim ettiğini o zaman hatırlayamıyorum da. Rahmetli firmanın sahibi Bayram Kısa diye bir abimiz vardı, haber göndermiş. Demiş ki böyle böyle işte şoför ihtiyacımız var. Benim de o zaman 5 yıl ehliyetin doldurma mecburiyeti vardı. Ehliyetin 5 yılı doldurmamıştı. Yaklaşık 3 yıl falan olmuştu ehliyet alalı. Dedim ya benim ehliyetim doldurmuyor falan, dediler ki ya idare edilir. Evet. Öyle gittik, adam dedi çalış yani bizimle dedi, olur dedik, başladık. İşte onunla da uzun yıllar çalıştık. Sonra değişik kişilerle otobüs ortaklığımız oldu. İşte biz aldık, birlikte ortaklık yaptık. Devam ettik işte 2004 yılında otobüsçülüğü bitirdim. Evet. Şoförlüğü de bıraktım ondan sonra. Evet. Tabii çocuklar bu arada çocuklarımız var evet ya, yani arabalar arabamız var şu anda servis evet, yapan evet. Öğrenci yok ben şey diyecektim yani siz otobüsçülük yaparken bu arada da şeye devam ettiniz mi diyecektim. Yazıhaneciye devam ettik tabii. Evet. Ben otobüsçüyken 2002 yılında ben yazıhaneyi açtık. Yazıhane 1999'da yazıhaneyi açtık. Orada kahve var. Kahve olduğu yeri yazıhaneye çevirdik. İşte yazıhaneciliğe başladık. 1999'da evet. 20 senedir de o işle iştigal ediyoruz. İşte ben zaten çocuklarıma bıraktım artık. Ben kendi bağ bahçe işinde evet. Vakit geçiriyor. Onların başında ama siz tabii şeysiniz yani. Nezaret ediyoruz. Biz takip ediyoruz. Evet. Yani birlikteliyiz. Ayrımız kayrımız yok. İşimiz evet. Her düzenimiz beraber çocuklarla evet. Beraber. Şimdi efendim belki tır şoförlüğü veya kamyon şoförlüğü insanın belki bireysel olarak istediği anda bir yerde durup uyumasını gerektiren hallerde durur, uyur, tabii, bir yere çeker. Tabii. Ama otobüs şoförlüğü öyle değil. Bir yere insanları yetiştireceksiniz. Bunun saati, dakikası var. Farklı bir sektör. Bu sektör içerisinde yolcu taşırken başınızdan geçen böyle tatlı bir olay olabilir, bir şey olabilir. Bir anınızı anlatma şansımız var mı aklınıza gelen? Vallahi şimdi otobüsçülük biliyorsun tek başına sevk edilecek bir araç değil. Evet. İlla ki iki şoförle gidiyorsun. İşte yolda rahatsızlanırsın, uykun gelir, diğer arkadaşını kaldırırsın. Evet. İşte zaten molalardan molalara yaklaşık işte 3 saat, 4 saat, azami en uzun olduğu yer 5 saat olur. Evet. İhtiyaç molası verdiğin yerlerde oralarda zaten dönem dönem arabayı sürüp diğer yatan adam uykusunu almıştır. Ondan o değişir. Değişimli, mübadeleli bir şekilde. Aynen öyle. İşte gidilir, gelirler. İşte bu otobüsçülük çok zor bir meslek. Evet. Her ne kadar kolay da görünse. Tabii ki şimdi buna benzer anılarımız gayet çok da. Şu anda net olarak hatırımda inan et ben çok ani yakaladım. Hazırlık. Mesela ben aklı şey olarak vereyim, akla gelmesi açısından yolda kaldığınız oldu mu hiç? Yolda şöyle ben arıza yaparak yolda hiç yok karda kış özür dilerim. Çok kaldık tabii canım. Çok onlar sayılmayacak kadar çoktu. Evet. Kar tipi, savruntu zaman zaman trafik yolu kestiği oldu zaman zaman. Araçlar kaydırıp yolu kapandığı oldu. Zaman zaman kazalar oldu. Yol kapandı. Yani o noktada o zaman çok müthiş kar yağardı. Evet. Tipi savruntu olurdu. Özellikle uzun yayla değil mi? Uzun yayla mevkiinde tabii ki. Şimdi Bolu Dağı'nda işte öbür tarafa giderken, İzmir tarafına giderken Afyon, Konya bölgeleri, Konya'nın
o civarlarda çok müthiş kış olurdu. Yani Türkiye'nin belli yerlerinde kış bol olurdu. Onun için yani yolda kalmamak veyahut da sayesini hatırlamak mümkün değil. Çok uzun şeyler oldu. Tabii ki şimdi insan memleketini çok sever. Herkes memleketini çok sever. Marka. Memlekete bir hizmet etmek demek, belki bir şoför yokken bir taksicilik yapmak bile memlekete bir hizmet etmek. Mutlaka. Otobüsçülük vesaire vesaire. Ama memlekete hizmet etmenin bir daha değişik farklı yönleri, şeyleri de var. Sektörleri de var. Bu sektörlerden birinde siz ilerleyen yaşınızda yakaladığınız siyaset kısmı var efendim. Yani evet. Ben siyasetin ismini falan demek istemiyorum. Anladım. Bu bir siyaset insanlara hizmet etme noktasındaki bir araçtır. Evet. Nasıl oldu ilk siyasete atılmanız? Şimdi ilk siyasete atılmamız şöyle. Yine işte otobüsçülükle iştigal ediyorduk. Benim siyasetim genelde yerel seçimle. Evet. Yani genelde çok bir iddiam da olmadı. Evet. Fanatik bir partizan düşünceli de değilim. Evet. Yerelde işte bir arkadaşımız aday oldu. Bize ısrar ettiler. Belediye meclis listesine girmemize. Biz de kıramadık veyahut da faydalı olmak düşüncesiyle başladık. İşte devam ettik. Üç dönem ben siyasette belediye meclis üyeliği yaptım. Farklı partilerde. Sen o zaman başkan vekilliği de yapmışsın. Başkan vekilliği yaptık. Daimi encümenlik yaptık. Evet. Bir dönem A Partisi'nde ilçe başkanlığı yaptık. Bu arada bir dönem de belediye başkan adayı oldum. Evet. Nasip olmadı, kısmet öyleymiş. İşte yani yaklaşık 30 yıla yakın otobüsçülük yaptığım sürece de yerel seçimlerde bulunduk. Memleketimize hizmet etme noktasında gayretlerimiz oldu. Yani faydalı olma adına ilçemize ne bileyim işte her noktasında birlikteliği sergilemeyi, beraberliği sağlamayı kendime bir şiar edindim. İlçemi, ilçemin insanını çok severim. Evet. Onun için de Darende'de kalmayı, Darende'de yaşamayı özellikle kendime şey buldum, daha uygun buldum. Evet. Sevdiğim için bir yere çıkmayı düşünmedim. Öyle hayatımızı devam ettirdik Alaaddin Bey. Efendim tabii siyasetin bir evresinde başkan adayı olduk dediniz. Mutlaka bir idealleriniz vardı. Belki memlekete hizmet etme noktasında bir takım farklı projeleriniz de vardı. Evet. Belediye başkanı seçilmiş olsaydınız ve neyi yapmayı ilk etapta birinci yapmayı gereken ne olur diye düşündünüz? Şimdi bizim eskiden beri büyüklerimizin güzel bir şeyi var. Selavat kudrete bağlı derler. Evet, evet, şimdi kudret sahibi olmadığımız için ben yerel seçimlerde belediye başkanlığının en önemli faktörünün halkı kucaklayıp halkı birleştirip burada yaşayan ilçemizin insanının tümünü bütünleştirerek birliktelik, beraberlik sağlamayı hizmetten önce ben hep bunu düşündüm. Evet. Hatta bunu miting konuşmamda da bunu arz ettim. Benim için dedim hizmeti ben hep ikinci planda düşündüm. Birinci planda insana, insanın gönlüne hizmet etmeyi şiar edindim. Yani hizmet kendiliğinden zaman zaman ilçemde yaşayan tüm halkımız hizmet noktasında sana yön verir, sana zaten önüne proje getirir. Yani senin her şeyi bilmene gerek yok. Anladım. Ama hedef olarak birinci hedef insanları kucaklayıp birleştirmek. Birlikteliği sağlamak, ilçeyle, resmi kurumlarla, vatandaşıyla barışık olmak. Tamam. Mesela burada, bunun dışında da yani siyaset çok farklı bir şey. Herkes, artık herkes siyasetçi yani. Siyaset anlatmaya gerek yok Alaaddin Bey. Evet, evet. Herkes bu iyi kötü siyasetten uğraşan veyahut da işte güncelde demeyelim de en azından 5 yılda bir yerel seçimde herkese siyaset ayağına gidiyor. Birlikte olmayı vatandaşa ne bileyim işte siyasilere yaklaşarak onları da içine çekmeyi arz ederler. Ama siyaset şimdi iyi niyetine hizmet noktasında baktığınız zaman araç ve nasıl diyeyim hayır da bunun hayrı var.
sevabı var. Yani o noktada da yani işte bunun dışında hizmeti de tabii ki ilçemizin eksikleri gayet çoktu ama işte her gelen belediye başkanımız da yavaş yavaş bir şeyler yapmaya çalıştılar. Emeği geçenlere ben şükranlarımı sunuyorum. Çünkü ilçe hepimizin, burada kimsenin farklı bir düşüncesinin de olduğunu zannetmiyorum. Herkesin ortak payesi ilçeye hizmet etmek. Evet. Bu noktada da hizmetin sınırı olmaz. Evet, evet, evet. Allah razı olsun. Siz düşünceler, güzel temenniler. Şimdi şimdi ben belki ara yerde bunu söylemeyi unuttum şey olarak. İlçenin bazı dönüm noktaları vardır. Mesela bir noktaya kadar insan gelir ama öyle bir olay gelişir, öyle bir şeyler, gelişmeler olur ki herkes farklı bir yönlere gider filan. 60'lı yıllarda Metan'ın dairesine gelmesiyle alakalı o döneme yetiştiniz mi, sizden sonraki bir şey mi? O bizden önceydi. Önce mi? Bizden önceydi. Yani biz o zaman daha çocukluk yıllarımızdaydı. Metan'ın dairesine diye geldiği dönemler. Sosyal yaşantıyla alakalı söyleyeceğim efendim. Burada hamam, belediye hamam açılmış ki o yerde yokken. Evet. Sinema varmış. Vardı. Evet efendim. Bunlar... Tabii. Şehir hamamı vardı. Necati Bey şehir sineması vardı. Evet. Yani Darende'nin sosyal yönde yani küçük olmasına rağmen o zamanın şartlarında gayet güzel vatandaşa hizmet veren şey, farklı şeyler vardı. Evet. Böyle deminki anlattığımız gibi işte hizmet noktasında bunlar sosyal hizmet diyelim bunlara, evet, yani. Evet. Bunlar vardı ama işte zamanla devam etmedi mi? Etti. Farklı şeyler gelecek. Bu biliyorsun sosyal medya falan. Mutlaka televizyonun gelmesiyle birlikte sinema bitti. Sinema bitti. Evet. Şimdi Darende de kalorifer sistemi apartmanlar şeye dönüşünce Darende de hamam olayı artık. Yazın biliyorsunuz Somuncu babamızın Kudret Havuzu var. Evet. Vatandaş yazını oralarda serinliyor. İmkanlar ve zamanın getirdiği şeyler şartlarla değişiyor. Tabii ki şeyler evet. Değişiyor. Evet, maalesef evet. Öyle oldu. Doğru efendim. Efendim şimdi tabii hayatın bir takım evreleri var dedik. 12 Eylül döneminde siz hatırlıyor musunuz? Asker miydiniz yoksa sizden sonra mı? 12 Eylül'de yani daha yoksa askere gitmemiş miydiniz? Askere gitmediydim 12 Eylül'de. Evet, gitmemiştik. Yani nasıl haberiniz oldu? Yani dediler ki böyle bir şimdi danda... biz o zaman işte damperli kamyon vardı. Evet. Haberimiz bile olmadı. Yani şeydeydik. Sivas Yıldız elinde bir asfalt şey stabilize evet. Yol kurulaması yapıyordu. Yani Terzi'ni aldı. Zengibar'la Terzi'yle birlikte. Bu iddia. Evet. O zaman yani hiç bir gün haberimiz bile olmadı. Anladım. Evet. Ondan sonra da zaten çok bir şey olmadı. Hayat devam etti. Evet. Yani yaptığımız işle ilgili pek şehirde olmadığımız için daha köy yollarında stabilize çalışması yapıyordum. Evet. Onda çok bizim için yani fark etmedik desek anladım. Yeri var. Evet. Tabii ondan sonraki dönemlerde işte Özallı yıllar başladı. Evet. O dönemde de işte şey noktasında, halkın gelir düzeyinin belki yükselmesi noktasında bir takım atılımlar oldu. Bugünün şartlarına kadar geldik. Evet. Şimdi aklınıza gelen sizin ekleyeceğiniz bir şey var mı efendim? Vallahi şimdi Alaaddin Bey... Hayat bir hikaye gibidir. Evet. Yani anlatmayla bitmez. Bitmez, doğru. Evet. Şimdi tabii burada sizin programınızı yaparken demin de dedik ya hazırlıklı değildik. Yani neler hayattan evet neler formatımız yok. Evet. Yani neler konuşacağımızı tasarlayamadığım için. Tabii ki. Yani hayat bir okul gibidir. Askerlik gibidir. Hani askerlikte anıların anlatmayla bitmez. Evet, mutlaka. Biz de işte yaşantı olarak yaptığımız işlerde sürekli yani ben ilçenin her noktasında hizmet ettiğime inanıyorum. Allah ömür verirse yani hizmeti de hiçbir zaman eksik etmeyeceğiz. Yaptığımız iş her ne kadar ticari amaçlı olsa da genelde bu hizmet ekseninde. Evet.
Şimdi mesela işte 30 yıla yakın otobüslük yaptık. İşte emanetini götürdük. Yolcusunu getirdik. Kıymetli evrakını taşıdık. Yani bunlar her şey tür hastasını götürdük. İşte geri kaza belki yapan, üniversite getirdik. Kazanmış bir çocuğu önce Allah'a size emanet ettiler. Tabii yani. Onlar da çok işte tabii. Okuyan öğrencilerimizin, çocuklarımızın burada tüm ihtiyaçlarını karşıladık, çamaşırlarını götürdük, yıkattık, getirdik. Anasının yaptığı böreğe, çöreğe taşıdık. Yani köprü oldumuz. Vesile oldu. Çok güzel şeyler bunlar. Otobüsçülükte yapmadığımız hizmet kalmadı desem buna inanın Alaaddin Bey. Yani her işin sonuçta vatandaşa hizmettir de. Fakat sektör olarak otobüsçülük çok kapsamlı, geniş bir meslek sahibi olduğumuz için yani çok faydalı olduğumuza inanıyorum. Evet. Çok hizmet ettiğimize inanıyoruz. Şimdiki yaptığımız işte de dairen de işte Zafer Turizm'in temsilciliğini yapıyoruz. Burada da aynı şekilde firmayla, otobüsçüyle, müşteriyle biz arada bir köprüyüz. Tabii ki. Bunları birleştirerek vatandaşın ihtiyacına cevap veriyoruz. Evet. Hayat devam ediyor Alaaddin Bey. O zaman slogan şu, sizi sevdiklerinize kavuşturuyoruz. Aynen. Gibi. Tabii, güzel bir slogan tabii, diye. Tabii yani sevdiklerine evet. Kavuşturuyoruz. Ben diyorum işte bazen sohbet esnasında arkadaşlar geliyor, ne yapıyorsunuz, nasılsınız falan diye sorunca vallahi gideni uğurluyoruz, geleni karşılıyoruz diye öyle muhabbete ek olarak bunları da anlatıyoruz Alaaddin Bey. Efendim bizim geleneklerimizde çok güzel bir şey vardır. Selamet parası. Evet. Evet, bu ben çok severim onu. Bir yere gidince illa 50 kuruş da olsa bir selamet parası verdim. O bir inanıştır tabii. Allah nedir? Sağ selamet yerine ulaşasın. Duasının bir karşılığı değil de vesilesi diyebiliriz değil mi efendim? Ya o bir kaynaşma, o bir muhabbet. Muhabbete bir ya, anahtar. O evet. Bir vesile işte. Demin dedik ya her şeye bir vesile gerek. Mutlaka. Bu da sağ selim gidesin anlamında yani arkandan dua edeceğim. Evet. Ben bu parayı alırsam bunun anlamı bu. Tabii ki. Gibi düşünülerek selamet parası denir. Bu da yani sadece bizde değil, ülkenin genelinde yaygın bir şey. Tabii ki efendim, şimdi bununla ilgili bir gelecek nesile bir aktarılacak bir şey olarak gelenek gibi algılıyorum bunu. Bir giden kızın arkasından büyük bir taş bırakmak, gittiği yere taş gibi otursun diye. Evet, bir asker ya da yolcu uğurlarken su saçılır, su gibi aksın geri gelsin. Ayna tutarlar, evet. Yolun ışık evet. Açık olsun gibi. Tabii, ondan sonra kaynar su saçmak Allah muhafaza o çok kötü. onu bilmiyorum da, evet, onu şeyde var. Saçarlar, hatta Osmanlı İmparatoru döneminde bir idareci varmış, çok zulüm etmiş. Karşısına giderken peşinden kaynar su saçmışlar derler. Evet. Ben bir yerde okumuştum. O biraz işin şey yönü. Dediğiniz gibi bunlar gelecek nesile aktarılacak güzel şeyler. Bizim amacımızdan birisi de bu. Yazılı olmayan ancak sözel olarak insanlar arasında olan bu güzel gelenekler, bu hasletleri gelecek nesillere aktarmak. Sizin efendim yeni gelecek nesile öğütleriniz ya da tavsiyeleriniz ne olacak efendim? Estağfurullah. Öğüt demeyelim de onlara bir nezaketen uyarı diyelim. Örf ve annelerimize sahip çıkmak. Evet. İnsanlara olan saygı, sevgi ve bağlılığı ihmal etmemek. Evet. Dini inançlarımıza olan bağlılığımızı devam ettirmek. Yani bizdeki şimdi her ne kadar resmiyet kazanmasa da örf ve ananelerimiz bize her zaman kılavuz olmuştur, bize her zaman yön vermiştir, bize her zaman sonuca götürmüştür. Bu noktada büyüklerimizden nasihatlerimizi alarak örf ve ananelerimize sahip çıkarsak, Alaaddin Bey, bunun dışında da zaten artık şu sosyal medya dediğimiz, evet. Google Baba dedi. Evet. Bunlar da her şey. Dijital ortam. Evet. Dijital ortamda bunların her şeyini bizden daha fazlasını şimdiki nesil daha rahat, daha becerikli kullanıyorlar. Ama onun için fazla bir gelecek için nasihate gerek yok. Ama işte
şimdi şöyle bir şey var ya, büyüklere saygı, küçüklere sevgi, bunlar Google'da yazmıyor. Maalesef biz Batı kültürü değil de biz kendi kültürümüzle dijitalleşmeyi nerede götürürsek daha iyi olur diye düşünüyorum. Onu söyledin ya Alaaddin Bey. Örf ve anneannelerimiz bize kılavuz oluyor zaten. Evet. Eğer bunlara biz sahip çıkar da örf ve anneannemizin bize göstermiş olduğu yoldan yürürsek bunlarla Google'un birleşimi zaten hedefe ulaştırır. Kötü örnekler her zaman gene bir kapsamak biliyorum ama bir belediye otobüsünde bir ayakta duran bir kadın varken delikanlı gencin, ya da bir gencin oturması bizim anneannelerimize ters. Çünkü o hanımdır. Bizim hanımlar ve annelerimiz başımızın üstündedir. Ona yer vermesi, bir hamile kadına yer vermesi. Mutlaka. Bunlar bizim artık günümüzde bazen ben de verdim 1 lira, o da verdi. Benim de hakkımdır. Ben oturmak zorundayım gibi böyle bir yaklaşım çok kötü bir yaklaşım. O bir nezakettir Alaaddin Bey. Yani o nezakete uymayan, o saygıyı kendinde görmeyen adamdan fazla bir şey beklenmez zaten. Beklemeyeceksin onu. Ama bir koyma suyuna değerine dönmez denir. Yani bu nezakete, saygıya, güncel olan tüm insanlara hürmet etmek, saygı göstermek hepimizin asli görevidir. Olmalı da yani bunlar hayatımda. Yani artık zamanımız eskiden ya o işte şu çağa geldik, bu herkes aya gidiyor falan diyor. Artık herkes gidiyor aya ya. Evet. Onun için de yani hakikaten sosyal medya bizi daha da ileriye götürdü. İşte bunların tamamlayıcı olan da bizlerin örf ve anneanneleridir. Bunlara biraz daha sadık, biraz daha sahipli gidersek çözülmeyecek bir şeyimiz yok Alaaddin Bey. Allah memleketimize huzur versin. Amin. Şimdi mesela işte bu şey harekatında da biliyorsun güvenlik kuvvetlerimiz Allah yar ve yardımcıları olsun. Amin. Barış Pınarı. Barış Pınarı harekatında da muvaffakiyetler diliyorum inşallah herkesiyle. Rabbim bizleri en iyi şekilde vatanımızı, toprağımızı, bayrağımızı koruyarak milli birlik içerisinde. Milli birlik ve beraberlik içinde yaşamayı bizlere nasip etsin inşallah. Efendim biraz önce Orhan Bey'in de söylediği gibi sohbettir bu. Sınırı yok. Anıların sınırı yok. Bize de ayrılan süre bu kadar. Çabamız olsun biraz, geleceğe kalsın miras adlı programımızın bu defaki konuğu Orhan Ormancı beyefendiydi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bir başka konukla bir başka programda buluşmak üzere. Hoşça kalın efendim.